Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir ürün incelemesiyle birlikteyiz. Finersy'e ürünü bize gönderdiği ve ürün desteği sağladığı için teşekkür ederek videoya başlamak istiyorum. Bir ayarlı güç kaynağı inceleyeceğiz arkadaşlar. Güç kaynağımız oldukça şık. Kutu içeriğini masa üstüne alarak videoya ve ürünü incelemeye gelin birlikte başlayalım. Kutu içeriği bu şekilde arkadaşlar. Videonun açıklamalar kısmında bulunan bağlantıyı tıklayarak bu ürüne ait internet sitesine erişebilir ve ürünün farklı varyasyonlarını görebilirsiniz arkadaşlar. Bu varyasyonlar arasında örnek veriyorum bu güç adaptörü ve kablosu hariç ya da işte bunlar hariç şeklinde alabiliyorsunuz. Bu da fiyatları farklı şekilde etkiliyor. Bu arada Türkiye'den bu ürünü almak isteyen arkadaşlar için ürün e, limitler tam sınırda kalıyor firmayla irtibata geçerseniz almadan önce size indirim tanımlayabilirler. Bu ürünü elde edebilirsiniz. Türkiye içinden almak isteyenler için, yurt dışından alacak arkadaşlar için zaten bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Şimdi gelin ürünü ve aksesuarlarını inceleyerek başlayalım. Önce aksesuarlardan başlayacağım. Daha sonra ürünü fiziksel olarak ve donanımsal olarak incelemeye başlayacağız. Öncelikle farklı varyasyonlar dedim arkadaşlar. Bu güç adaptörü ve kablosunu isterseniz almayabilirsiniz. Ancak bu tarz bir ürünle birlikte eğer elinizde yoksa ki bu adaptörü ben çok seviyorum. Çok da hoşuma gidiyor arkadaşlar. Alabilirsiniz. Bu şekilde son derece kaliteli bir silikon kablo ile gönderiyorlar ki havyalarda da aynı kablonun kullanıldığını görebilirsiniz arkadaşlar. Yeterli uzunlukta kaliteli bir kabloya sahip yine güç adaptörü üzerinde buradaki çıkışlarımızı da görebilirsiniz. Bu arada bu Avrupa standartlarında bir uç yine Amerika'dan veya diğer ülkelerden kullanacak arkadaşlar için de şöyle bir kısmı var. Bunu direkt olarak prize takarak kullanabiliyorsunuz. Ve ayrıca bu adaptör arkadaşlar 100 volt ile 240 volt arasında çalışıyor. Yani adaptör üniversal neredeyse dünyanın her tarafında kullanılabilir bir yapıya sahip. Türkiye'de ve Avrupa'da ise buradaki aparatı yerine takarak adaptörü kullanabiliyorsunuz. Bu kısmı bir kenara aldıktan sonra bir tane kullanım kılavuzu geliyor. Kılavuzumuz Türkçe ve İngilizce olarak geliyor. Burada kullanımlar, kullanımı ile ilgili detaylar, cihazın teknik bilgileri yer alıyor. Çok fazla değinmeyeceğim. Alan arkadaşlara en azından kutu içerisinden bir kullanım kılavuzu çıktığını söylemiş olalım. Yine bir tane mini USB kablomuz var arkadaşlar. Hemen onu da göstereceğim şurada. Bu şekilde bilgisayar bağlantısı ve güncellemeler için kullanabiliyorsunuz. Ayrıca cihazı bilgisayara bağlayıp bilgisayar üzerinden de kumanda edebiliyorsunuz. Yine iki tane oldukça kaliteli silikon kabloya sahip arkadaşlar. Şu şekilde gösteriyorum. Güç aktarımı için şimdi cihazı fiziksel olarak inceleyelim. Fiziksel incelemeye başlamadan önce kutu arkasını da göstermek istiyorum arkadaşlar. Burada cihazla ilgili detaylar yer alıyor. Burada ise kullanım esnasında dikkat etmeniz gereken noktalar var. Burada iki tane birçoğu bildiğiniz şey ancak bilmediğiniz iki tane detay var arkadaşlar. Bir tanesi bu cihazı aynı anda bakın burada iki tane güç girişimiz var. Bir tane PD ve 5 ila 32 voltluk bir girişe sahip. Aynı anda iki beslemeyi birden kullanmıyoruz arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Ya DC olarak ya da buradaki Type-C üzerinden cihazın çalıştırılması gerekiyor. Buna dikkat ediyoruz. Diğer bir detay ise arkadaşlar. Ürünle pil şarj ederken bir koruma diyotu kullanmanızı tavsiye etmişler. Bu iki tanesi önemli. Diğerleri dediğim gibi zaten bildiğiniz detaylar. Arkadaşlar Finirsi firmasının ürettiği ürünler rakiplerine göre ismini vermek istemiyorum. İşte havyaları olsun, bu tür güç kaynakları olsun, ölçü aletleri olsun. Oldukça kaliteli, uygun fiyatlı ürünler üretiyorlar. O yüzden bu firmayı seviyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bu cihazın rakiplere isim vermek istemiyorum. Reklam olmasın. Aynısını bulabilirsiniz. İkisini kıyaslayın teknik özellikleri aynı olmasına rağmen fiyat ve performans açısından Finis'in ürünleri bir tık daha ileride. Cihazın ön paneli bu şekilde bakın buradan güç çıkışımızı alıyoruz artı ve eksi olarak. Buradan ayarlarımızı yapıyoruz. Başlatma için burada bir tuşumuz var. Arka tarafında arkadaşlar bilgisayar bağlantısı için bir çıkışımız. Yine iki adette Güç girişimiz mevcut arkadaşlar. Cihazın çok tatlı bir LCD ekranı var. Şu şekilde oldukça net, tatlı bir görüntüye sahip. Açarak kendinize göre görüş açınızı düzenleyerek kullanabiliyorsunuz. Çok parlak ve net bir ekrana sahip. Hemen güç vererek cihazı çalıştıracağım ve yakından incelemeye devam edeceğiz. Ayarlı güç kaynağımı Type C üzerinden besleyerek çalıştıracağım. Buradan güç sağladığınız anda cihaz çalışmaya başlıyor. Herhangi bir açma, kapama butonu yok arkadaşlar. Yan tarafta bir butonumuz var. Buna bastığınızda buradaki çıkışları aktif ederek ayarladığınız değerlerde güç almanızı sağlıyor ve çok şıkta bir ön aydınlatması var. Şöyle ortamdaki ışığı biraz da azaltarak görmenizi sağlamaya çalışacağım. Bu şekilde bahsettiğim ekran bu arkadaşlar. Gerçekten çok tatlı ve net farklı açılardan bile sizi yormadan görüntü verebilen bir ekrana sahip arkadaşlar. Cihazın bu arada iç sıcaklığı da burada gözüküyor. Dediğim gibi bu cihazı iki tane eleştiri yapabiliriz. Artı ve eksi yönleriyle zaten videonun ilerleyen dakikalarında değerlendireceğim. İki ayrı Eleştirinin haricinde negatif yönde cihaza söyleyecek çok fazla bir şey bulamıyorum. Şimdi gelin yakından incelemeye başlayalım. Cihazın kullanımı ve menüleri ile ilgili çok fazla detaya girmeyeceğim arkadaşlar. Gerçekten detaylı bir şekilde incelenirse yarım saatlik bir video ortaya çıkacak. Bu şekilde cihazımızın ayarları var arkadaşlar. Maksimum voltaj, maksimum akım, maksimum güç ve maksimum sıcaklık ve maksimum pardon minimum voltaj değeri gibi verileri buradaki menü üzerinden ayarlayabiliyoruz. Yine burada sistem bilgileri yer alıyor. İngilizce ve Çince olarak ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine iki ayrı da teması var. Buradan temaları değiştirebilirsiniz. Burada tamamen kullanıcıya özel bir arayüz sağlamışlar. Siz kendi zevkinize göre Cihazda değişiklikler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ana şekliyle menümüz bu şekilde. Buradaki butonu kullanarak arkadaşlar almak istediğiniz maksimum voltaj ve akım değerlerini ayarlayabiliyorsunuz. Şu tuşu encoder'lı olarak yani şöyle aşağı basma şeklinde tekrardan bir fonksiyon eklense güzel olurdu. Bu eklenmemiş. Örnek veriyorum 15 volt, 16 volt gibi Değerlere buradan ekleyebiliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar cihazın eleştirebileceğim noktalardan bir tanesi booster özelliği yok. Yani şu anda Type-C üzerinden adaptörümle 100 wattlık adaptörümle besledim. Ve 20 voltluk bir giriş gerilimine sahip. Ve benim bu cihazdan alabileceğim maksimum çıkış gerilimi 19.86 volt. Yani... 30 voltta kullanmak için arkadaşlar cihazı şuradaki DC girişi üzerinden 32 voltla yaklaşık olarak 31-32 voltta beslemeniz gerekiyor. Bu küçük detayı söylemek istiyorum. Yani cihazı bu şekilde bu adaptörle alıp 30 voltta kullanmak isteyen, 30 voltta yerine ulaşmak isteyen arkadaşlar hayal kırıklığına uğramasınlar. Haricen DC girişi üzerinden 30 volt ile beslemek zorundalar. Cihazın maksimum akım çıkışı ise arkadaşlar 5 amper. 5 amperin yani cihazda 150 watt'ın üzerine çıkamıyorsunuz. Uzun lafın kısası bu. 5 amperin üzerinde akım çekmeniz mümkün değil. Bu cihazla ilgili iki tane negatif tespitimiz bu arkadaşlar. Yani dediğim gibi buradan bu adaptörle maksimum 20 volt alabilirsiniz. 5 amperin üzerindeki akımlarla çalışacaksanız yazımız bunu desteklemiyor. Bu iki küçük detayı da verdikten sonra bir sonraki inceleme kısmımıza geçebiliriz. Özellikle pil şarj eden arkadaşların çok işine yarayacak şöyle bir grafiğimiz var arkadaşlar. Bu grafik üzerinde pilinizin zaman içerisindeki voltaj ve akım eğrisini görebilirsiniz. Şu an akım çekmediğim için alttaki akım çizgisinin sabit olarak ilerlediğini yine voltaj çizgisinin de sabit olarak ilerlediğini görebilirsiniz arkadaşlar. Cihazda akım sınırlama özelliğinin olduğunu zaten söylemiştik. Bu detayın haricinde ise arkadaşlar göstermek istediğim başka bir yer. Göstermek istediğim diğer bir detay ise arkadaşlar buradaki memory yani hafıza butonu. Cihazımızda toplam 6 adet hafıza var ve Buralardan ayar yapmak sizin için uzun sürüyorsa daha önceden hazırladığınız bilgileri buradaki M1 ya da M6 arasındaki sayılara atayarak cihazın sizin daha önceden hazırladığınız değerlere hızlıca gelmesini sağlayabiliyorsunuz. Özellikle pil şarj edenler ya da işte projelerde cihazı sürekli 9 volt, 12 volt, 15 volt gibi değerleri ayarlamaktansa buradan hızlı bir şekilde geçiş yapabiliyorlar. Şu an ben herhangi bir atama yapmadığım için hep aynı değeri gösteriyor. Ancak gerekli ayarların ardından bu şekilde hızlı geçişler sağlayabiliyorsunuz. Gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra şurada bulunan butona basarak arkadaşlar cihazdan güç alıyorsunuz ve cihazdan güç almaya başladığınızda buradaki ışıklarımız artı olan yer kırmızı eksi olan yerde mavi olacak şekilde yanıyor. Şöyle çok şık bir görüntüye sahip. Hemen cihazı bir lambaya bağlayarak küçük bir güç testine tabi tutalım. Şu an 12 volt 21 watt'lık bir lambam var. Bu lambayı çalıştıracağız arkadaşlar. Öncelikle cihazımın gerilimini ayarlıyorum. Giriş gerilimim 15 volta ayarlı olacak. Çıkış akımını ise 1 ampere sabitledim. Gördüğünüz gibi voltajımız ben buradan değeri girdikçe girdikçe grafiksel olarak gözük yükseliyor. Yükseldiğini de görebilirsiniz arkadaşlar. Burayı 15 volta getiriyorum. Şu an hazırım. 15.0 yapalım. 16 volt olsun. Çok önemli değil arkadaşlar. Şu an 16 volta getirdim. Şimdi akımı 1 ampere sınırladığım için ve lamba çok fazla güç çekeceği için akım yükselirken voltajın çökmesi gerekiyor. Bunu grafiksel olarak da göreceğiz. Şu an lambamı bağladım. Gördüğünüz gibi akım sınırlandırma ışığımız burada yandı. Ve akım ve voltaj arasındaki grafik hareketini de buradan görebilirsiniz. Şu an çıkışı keseceğim. Değerler sıfıra düştü. Şu an tekrar aktif ediyorum arkadaşlar yaklaşık olarak 3 volta kadar düştü ve lambam sönük bir şekilde yanıyor. Hemen buradan akım ayarına geçmek istiyorum. Şu an akım ayarı ile ilgili bölümdeyim arkadaşlar. Yavaş yavaş akımı yükselteceğim. 2 ampere çıktığım anda 14 volta yükseldi ve lambam parlak şekilde yanarken burada da Akım ve voltaj bilgisini de birlikte görüyoruz arkadaşlar. Cihazımız ana şekliyle bu şekilde kullanılıyor ve çalışıyor. Dediğim gibi akım ve voltaj sabitleme özelliklerine sahip, özellikle pi şarj eden arkadaşlarından oldukça işine yarayacak bir ekranımız var. Yine burada toplam tüketilen enerji, süre gibi bilgileri de alabiliyorsunuz arkadaşlar. Cihazın Oldukça şık ve güzel bir ekranı var ki masanın üzerinde de çok az yer kaplıyor. Hemen cihazın artı ve eksi özelliklerinden bahsederek videoyu tamamlamak istiyorum. Cihazla ilgili en büyük eleştirim cihazın maksimum akımının 5 amper olması daha güçlü olabilirdi arkadaşlar 10 amperlik bir çıkışa sahip olması daha güzel olurdu. Yine buradaki, Menüler arasında geçiş burada ekstra bir tuşla değil de buradaki encoderla yapılabilirdi. Bu da size ayarlama açısından zaman kazandırırdı diye düşünüyorum. 2 büyük bana göre eksiklik bu. Bunun haricinde cihazda bence büyük bir eksiklik yok. Yine şuradaki belki yandaki tuşu da daha farklı bir yere alabilirlerdi. Çünkü her defasında cihazın yan tarafında aktif etmeniz için aramak zorunda kalmazdınız. Cihazın artılarından bahsedecek olursak öncelikle güzel ve tatlı bir ekrana sahip. Bu arada ışıktan dolayı biraz parlama yapıyor. Şöyle göstermek istiyorum ve bu ekran farklı açılardan dahi oldukça güzel görüntü veriyor arkadaşlar. Bu da tatmin edici sonuçlar almanıza yardımcı olacaktır. Ürün diğer ayarlı güç kaynaklarına göre masanın üzerinde çok daha az yer kaplayarak çok daha şık bir görüntü sağlıyor. Yine bu da beğendiğim özelliklerinden bir tanesi. Yine bilgisayar üzerinden arkadaşlar cihazı kumanda edebiliyorsunuz. Videonun süresinin uzamaması adına bu noktaya çok fazla girmeyeceğim. Bu cihaz teknik bir ürün olduğundan zaten bu ürünü alacak arkadaşlar birtakım bilgilere sahiptir diye düşünüyorum. Videoyu böyle gereksiz yere uzatmak istemiyorum. Videonun açıklamalar kısmında bu ürüne ait satın alma bağlantısını bulabilirsiniz bağlantıyı kullanarak ürünü alabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar ediyorum Türkiye içerisinden ürünü almak isteyen arkadaşlar almadan önce firma ile irtibata geçerek ürünle ilgili indirim isteyebilirler. Bu arada ürün şu an mevcut şekliyle Türkiye'ye gönderilmiyor arkadaşlar. Küçük bir detay olarak bunu sizinle paylaşmış olalım. Bir sonraki inceleme videomuz ve projemizde görüşünceye değin. Şimdilik hoşçakalın.